Her gün yediğiniz yiyeceklerin siz farkında olmadan gizlice değiştiğini biliyor muydunuz? Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Daha küçük ama daha pahalı hale gelen gıdalardan, tasarruf adına kalitesi düşürülenlere işte gizlice değiştirilen bazı gıda maddeleri. Son zamanlarda Toblerone'daki boşluklar daha da büyüdü. Üçgenlerin arasındaki boşluk artık eskisinin iki katı ve üçgenler de çok daha küçük. Fakat buna rağmen fiyatı azalmak yerine arttı. Eski Toblerone'lar 400 gram ağırlığındaydı. Şimdi sadece 360 gram ağırlığındalar. Böyle devam ederlerse üçgen sayısı daha da mı düşecek? Toblerone bu değişikliği yaptığında birçok hayranı yıkıldı. Ama bu karar Toblerone'a tonlarca para kazandırdı. Ne de olsa daha az çikolata ve daha az ambalaj kullanıyorlar. Pringles size hava satmayan tek cips şirketi olarak biliniyor. Ya da en azından yakın zamana kadar öyleydi. İnsanlar Pringles'ın küçüldüğünü fark ettiler. Tüpler aynı boyutta ama cipsler değil. Bir kişi geçenlerde 3'te 1'i boş olan bir Pringles kutusu almış. Bu hızla giderse birkaç yıl içinde her kutuda bir patates cipsi satacaklar. Bu değişikliklerin nedeni Pringles'ın patates ve nişastadan yapılıyor olması ve bu ürünlerin fiyatlarının son yıllarda önemli ölçüde artması. Bu yüzden Pringles karını korumak için kendi ürünlerini küçültme yoluna gitti. Sakızlar. Birçok sakız markasının sakıza gereksiz yere tutacak eklediğini görmüş olabilirsiniz. Önceden kimsenin sakızını tutmakta sorun yaşadığını sanmıyorum. Tabii ki bunu yapmaktaki amaçları sakız miktarını azaltarak paradan tasarruf etmek. Bir sakızın eksilmesi şirketlere her satışta birkaç kuruş kazandırıyor. Milyonlarca satıştan bahsettiğimizde bu kuruşlar çok para ediyor ve sakız şirketlerine bir servet kazandırıyor. Nutella herkesin en sevdiği çikolatalı fındık ezmesidir. Ancak son yıllarda Nutella'nın renginin açıldığını fark etmişsinizdir. Yeni Nutella artık daha fazla şeker ve daha fazla yağsız süt tozu içeriyor. Bu da ona daha açık, daha yapay bir renk veriyor. Ayrıca bu durum kaliteyi düşürüyor ve Nutella'yı daha sağlıksız hale getiriyor. Dolayısıyla ürünün hayranları bu durumdan çok rahatsız oldu. Nutella'nın bir sözcüsü kalitenin aynı olduğunu söylese de birçok Nutella hayranı aynı fikirde değil. Tadının artık eskisi kadar iyi olmadığını söylüyorlar ve artık daha sağlıksız olduğundan şikayet ediyorlar. Oreo dolgusunun artık bisküvinin kenarına taşmadığını fark etmişsinizdir. Eskiden ambalaja kadar giderdi. Ancak Oreo krema dolgusunda tasarruf etmek istediği için artık bisküviler çok daha az kremalı. Dahası bisküvi ve krema dolgusunu çok daha ince hale getirdiler. Bunun amacı çift malzemeli Oreo satışlarını arttırmak ama aslında çift malzemeli Oreo'lar normal Oreo'ların eski hali diyebiliriz. Yani ürünün eski halini satın almak için daha çok para veriyorsunuz. Ayrıca Oreo paketleri artık bazı Oreo'lar yukarı bakacak şekilde hazırlanıyor. Bu da paketten daha az bisküvi çıkacağı anlamına geliyor. Daha fazla ödeme yapıp çift malzemeli alsanız bile yine tatmin olmayabilirsiniz. Çünkü duble Oreo eskiden 470 gram ağırlığındaydı. Ancak şimdi 435 gram ağırlığında. Yani aynı fiyata daha az bisküvi alıyorsunuz. Dondurma. Bir gün adamın biri çikolata kaplı bir dondurma almış ama çikolata kabuğunu kırdığında içinde kocaman bir boşluk olduğunu görmüş. Şirket içini dondurma ile doldurmak yerine boş bırakmış. Dondurma şirketine para kazandırmıştır ama müşteriyi kazıklamış oluyorlar. Son zamanlarda bu durum moda olmuş gibi görünüyor. McDonald's burger köftelerini iyice inceltti. Durum o kadar kötüleşti ki McDonald's turşusu artık burger köftesinden daha kalın. Bence Big Mac'in adını Little Mac olarak değiştirmeliler. Birçok müşteri hamburgerlerinin küçüldüğünden şikayet etti. McDonald's'ın peynir dilimleri de küçülüyor ve artık daha az patates kızartması verdikleri de ortada. Kızartma kutularını tamamen doldurmak yerine artık sadece yarısına kadar dolduruyorlar. Bu McDonald's'ın her yıl fiyatları arttırmasına rağmen böyle. Cadbury çikolatasının iyi bir fırsat sunduğunu düşünebilirsiniz. Ne de olsa üzerinde şimdi daha büyük yazıyor. Gelin görün ki aslında normal çikolatalarıyla aynı boyutta. Gerçi neyin daha büyük olduğunu belirtmemişler. Belki de fiyatı kastetmişlerdir.
Bunu yapmalarına nasıl izin verildiğini bilmiyorum ancak çok yanıltıcı olduğu kesin. Tabi aynı ürün için daha fazla ücret almak Cadbury'e çok para kazandırıyor. Coca-Cola. Bu iki Coca-Cola şişesi birbirine benziyor olabilir ancak aralarında büyük bir fark var. Soldaki eski şişe 385 mm iken sağdaki yeni şişe sadece 330 mm. Bu boyutta %14'ten fazla bir azalma anlamına geliyor. Şişe aynı boyda tutularak öyle bir tasarlanmış ki çok daha ince hale geldiği anlaşılmıyor. Coca-Cola plastik şişelerinin de boyutlarını küçülttü. Eskiden 2 litre olan büyük plastik şişeler artık 1.75 litre ve fiyatları tamamen aynı. Aynı şişeyi yapan bir diğer şirket de Gatorade aynı boyutta şişe kullanıyor ancak şişenin daha büyük bir gerintisi var. Bu ürünün raftı aynı göründüğü ancak şişenizde daha az içecek bulunduğu anlamına geliyor. Sıvı miktarı her zaman şişenin üzerinde yazılıdır. Ancak insanlar bunu kontrol etmez. Bu da çaktırmadan daha az içecek satmalarını sağlıyor. Klondike Bar. Son zamanlarda klondike barlar daha da inceldi. Dondurmanın etrafındaki çikolata yaklaşık bir kağıt kalınlığında. Ayrıca artık ambalajlarında folyo yerine plastik kullanıyorlar. Ichiban Noodle. Hazır noodle'lar ekonomik bir şekilde doymak isteyenler için harika bir fırsat sunar. Ancak son zamanlarda Ichiban paketleri küçüldü. Birisi baharat çekmecesinde eski bir paket bulmuş ve eski pakette iki katı baharat var. Yani noodle'ınız artık eskisi kadar lezzetli olmayacak. Bu değişiklikle muhtemelen sadece birkaç kuruş tasarruf ediyorlar. Ancak milyonlarca satışla çarpıldığında bu çok fazla para anlamına geliyor. Doritos. Geçenlerde birisi süpermarkette üzerinde daha büyük paket yazan bir Doritos poşeti görmüş ama bakmış ki içindeki Doritos miktarı normal bir pakettekiyle tamamen aynı. Her ikisi de 500 gram ağırlığında. Yani paket daha büyük olsa da içindeki cips miktarı tamamen aynı. Teknik olarak daha büyük paket demişler. Daha fazla cips dememişler. Sanırım pakette miktarı artan tek şey hava. Lifli bisküviler. Çikolatalı lifli bisküvileri kim sevmez ki? Gerçi artık %27 daha küçük oldukları için sevginiz biraz azalabilir. Şirket bunu maliyetleri düşürmek için yapmış. Bisküvi daha küçük olsa da fiyatı aynı. Crunchy. Crunchy çikolataları küçültme ışınıyla vurulmuş gibi görünüyor. Fiyatlarının artmasına rağmen artık çok daha küçükler. Bunlar biraz daha küçülürse indirimlerini crunch olarak değiştirmek zorunda kalacaklar. Crunch kelimesinin bundan daha küçük bir ambalaja sığacağını sanmıyorum. Şimdi sıra sizde. Bu gıda değişikliklerinden hangisi sizi üzdü? Bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakın ve henüz olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.